son bir yılı ele alacak olursak, bir yıl önce biliyorsunuz malum ekonomik kriz patlak verdikten sonra bir süre tabii düşüş oldu gayrimenkul satışlarında, satılıklardan bahsediyorum. Fakat daha sonra bu yılbaşı öncesinde, yani Aralık ayı itibariyle tekrar satışlar yavaş yavaş adım adım artmaya başladı. Satışlar böyle. Kiralıklarda her zaman için ev kiralayanlar olur. Herkesin her zaman eve ihtiyacı var doğal olarak. Tabii insanlar zorlanmaya da başladı. Bu özellikle kiralık evlerle ilgili şöyle bir durum gelişti. Malum ekonomik buhrandan sonra yüksek fahiş artışlar meydana geldi Zonguldak'taki gayrimenkullerde. Bu da tabii ev sahibi kiracı anlaşmazlıklarına neden oldu. Birçok kiracı ve ev sahibi bu konuda mahkemelik oldu. Bildiğiniz gibi şu anda hükümetimiz yeni bir kanun yayınladı. Ev sahibi kiracı uyuşmazlıklarında 1 Eylül'den sonra yürürlüğe girecek. Direkt mahkemeye değil de arabuluculuk vesilesiyle çözülmeye çalışılacak. Hala da bu tarzda ev sahibi kiracı anlaşmazlıkları devam etmekte. De 11 ilimizde meydana gelen deprem dolayısıyla yaşamını kaybedenlere Allah'tan rahmet diliyorum. Yaralılara acil şifalar diliyorum. Hayatta kalıp da evini yitirenlere de kolaylıklar diliyorum. Bu konuda orada devletimiz cansiperane mücadele ediyor, sivil toplum örgütleri vesaire. Şimdi Zonguldak üzerine gelecek olursak da tabii malum depremden sonra o deprem bölgesinden uzaklaşmak isteyen birçok yurttaşımız oldu. Birçok illere geçtiler. Bunlardan da bir tanesi güvenli olduğunu düşündükleri Zonguldak. Zonguldak'ta da kiralık ev zaten biliyorsunuz sıkıntı, yani kiralık ev bulmak da güç Zonguldak'ta. Tabii depremzedelerimiz de buraya gelince onlara tabii ev temin etmekte zorlanıyoruz. Çünkü ev yok piyasada. Olanlar da pahalı malum şartlar gereği. Yani esasında depreme dayanıklılık testiydi, buna benzer belgeler talep etmiyor vatandaşlarımız. Aslında etmeliler. Ha, satın alma noktasında olunca tabii ki o zaman binanın imar durumuna, iskanına, ruhsatına falan bakıyor. Bunları eskiden buna da bakmıyordu insanlar. Şimdi ev satın alırken bunlara dikkat ediyor vatandaşlarımız. Ama kiralama noktasında kiracı olan arkadaşımız, yurttaşımız böyle talebi pek olmuyor. Yani binde bir diyebilirim ben size. Ha, soru, şifayan soranlar oluyor. Biz de bilgimiz dahilinde veya araştırmalarımız dahilinde durumu onlara iletiyoruz. Ben tabii bu noktada biz emlak danışmanları olarak Zonguldak'ta kiracı ev sahibi mahkemeye gitmesin diye, hem de küçük şehir yüz yüze bakıyoruz diye onlara aracılık etmeye çalışıyoruz. Orta yolu bulmaya çalışıyoruz. Hem ev sahibine telkinde bulunuyoruz, hem kiracımıza telkinde bulunuyoruz. Orta yolu bulalım. Herkes mutlu bir şekilde yaşamını sürdürsün diye bu şekilde çabalarımız oluyor. Neyimizin üyesi emlak danışmanlarımız deprem bölgesinden buraya gelen yurttaşlarımıza ücretsiz danışmanlık veriyoruz. Bu da bizim boynumuzun borcu, bizim de katkımız, çorbada tuzumuz olsun diye düşündük. Şimdi depremzedelerimizden Zonguldak'a gelenler olduğu zaman valiliğimizin geçen açıkladığı, yanılmıyorsam 14 bine yakın kişiyi barındıracak yurtlar vesaireler olduğunu söyledi. Tabii herkes yurtta kalamıyor, aileler var vesaire, ev tutmak isteyenler oluyor. Dediğim gibi biz bu depremzedelerimize yardımcı oluyoruz elimizden geldiğince. Tabii ev bulmakta güçlük çekiyoruz. Efendim söyleyeyim, bir de fiyatlar arttı. Talep çok olunca Zonguldak'ta da yeterince ev olmayınca daha da çok artıyor. Bir de valiliğimizin yine duyurmuş olduğu depremzedelere evini vermek isteyenlerle ilgili devletimizin yapmış olduğu bir şey vardı. Hani hatta çok iyi durumda olmayan evleri bile valilik geliyor, bakıyor. Bazı onarımları varsa valilik finanse ediyor, bunu yapıyor. Depremzedeyi oraya ücretsiz tabii mal sahibi ücretsiz oturtmayı kabul ediyor ise bu şekilde yapıyor. Biz de destek vermeye çalışıyoruz. Yani. Biz hep göç veren bir şehirdik Zonguldak olarak. Keşke göç alsak. Şehrimiz büyüse, nüfusumuz büyüse de büyük şehirde olabilsek aslında, ama sorun şurada, Zonguldak olarak keşke göç alsak diyorum ama şimdi birdenbire de bir göç olursa buna bizim Zonguldak'ımızın hazır olduğunu düşünmüyorum. Kentsel anlamda, yapısal anlamda, barınma ihtiyacını karşılayabilme anlamda Zonguldak buna hazırlıklı ve yeterli değil şu anda. Ama benim şehrimizi yöneten yöneticilerimize mesajım olsun.
Böyle bir şey bekleniyor. Yani dediğimiz gibi şu an depremle ilgili bir bilinç oluştu. İnşallah da kaybolmaz, unutulmaz. İstanbul gibi ve çevre illeri gibi yerlerden göç alma durumumuz bugün yarın yavaş yavaş olacak diye düşünüyorum. Şimdiden bununla ilgili altyapı çalışmalarının yapılması gerekiyor. Şehrimizde aslında yapılaşmaya uygun birçok yer var ama oralarda da imar sıkıntıları var. Bence Zonguldak'ımızı şimdiden bunu hazırlamamız gerekiyor. Yani şu anda bir göç olursa Zonguldak'a bunu karşılayacak altyapımız yok. Hani barınma anlamında, konut anlamında söylüyorum. Ama planlı bir şekilde olursa da bu Zonguldak'ımıza da artı getirir diye düşünüyorum.